Çocuklar gelmiş midir acaba? Sanmıyorum, gelmemişlerdir ama belirteyim, gece daha bitmedi. Bitmesin. O zaman sizi şöyle verandaya doğru alalım. Ben de içeriye gideyim. Soğuk bir şeyler alayım, hazır çocuklar da yokken. Tamam. Aramızda. Hoş geldiniz. Ah, kusura bakmayın, ben sizin burada olduğunuzu fark etmedim. Hiç rahatsız olmayın, iyi geceler. Aa, yo, lütfen, rahatsız etmiyorsunuz. Akşam yemeğinde yoktunuz. Haluk'la birlikteydik. Güzel vakit geçirmiş gibisiniz. Evet. Ne zamandan beri baş başa kalamıyorduk. Oteli gördüm ben bugün. Aa, demek siz de oteldeydiniz. Neredeyse karşılaşacakmışız. Evet, siz de oradaymışsınız. Evet, Haluk'la bir şey halletmemiz gerekiyordu. Gerçi size söz etmiştir. Ufak bir formalite. Ne formalitesi? Evlilik sözleşmesi. Evlilik sözleşmesi mi? Aslında artık evli olduğunuza göre mal paylaşım sözleşmesi. Önemsiz bir imza. Abla? Biz evlilik sözleşmesi mi imzalayacağız? Nasıl? Sen ne söyledin Güneş abla? Sadece bugün konuştuklarımızdan söz ettim. Öyle mi Haluk? Sen mi söyleyecektin? İyi geceler herkese. Güneş! Umarım pot kırmamışımdır. Sen ne yaptığını sanıyorsun sen? Senle bunları mı konuştuk biz? Er ya da geç bunlarla yüzleşmek zorunda kalacaktı. Ben sadece... Sakın! Sakın bir kelime daha söyleme, sakın! Güneş! Ne diyeceğimi bilemiyorum, gerçekten çok özür dilerim. Seninle para için falan mı evlendiğimi düşünüyorsun? Hadi ablan öyle düşünüyor, sen de mi? Olur mu öyle şey? Ne ilgisi var, hiç ilgisi yok. Ben senin için neye katlandım, farkında mısın? Ben üç kızımla kurduğum dünyayı yıkıp buraya geldim Haluk. Biliyorum hayatım, biliyorum. Kafanda en ufak bir soru işareti varsa bu iş biter. Bu gece burada biter Haluk. Yok, inan ki yok. Niye o zaman ablanın yanında öyle bir şey yok diyemedin? Dedim. Tamam, tamam bak yalan söylemeyeceğim. Ablamla konuştuk bu konuyu, tamam mı? Ablamla konuştuk ama biz sadece ablamla abla kardeş değiliz. Aynı zamanda iş ortağıyız. Ve şirketin geçmişten gelen bir iş hukuku var. Yani bu tamamen formalite. Ama o benim onaylamadığım bir şeyi sanki onaylamışım gibi sana anlatmış. Yani intikam aldı. Aslında sen değilsin. Benim, benden intikam alıyor. Ablam bizi istemiyor Haluk. İlk günden beri istemiyor. Biliyorum aşkım. Bak, biz çok acele karar verdik. Yani ben çok, her şeyi çok acele ettik. Buraya kendimi düşürdüm, şu duruma bak ya. Güneş. Ya Haluk, kızları buraya peşimden sürükledim. Sus! Lütfen beni dinler misin? Bak, ben hayatımda hiç kimseye güvenmediğim kadar sana güvendim. Hiç kimseye güvenmediğim kadar. O yüzden buradan öyle çekip gidemezsin. Giderim Haluk. Gidemezsin! Ben sana aşığım. Bunun aşkla bir ilgisi yok. Var! Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak ve sana aşık olmadığımı söyle. Söyle. Söyleyebilir misin? Ha? O yüzden aşkla ilgisi var. Sen benim içime işlemişsin. Ben saçma sapan bir şey için senden öyle kolayca vazgeçebilir miyim? Söyle bana. Söyle. Ne istiyorsun? Buradan çekip gitmek mi? Tamam, toparlan hadi. Gidelim. Ben her şeyi arkamda bırakmaya razıyım. Her şeyi, Ali'yi bile. Sen buraya aitsin Haluk. Ben buraya aitim. Bana inanıyor musun?
Bana inandığını söyle. Sana inanmasam burada oturup dinlemezdim. O zaman konu kapandı. Tamam, sana söz veriyorum, bir daha da açılmayacak. Ve ablam da yaptığının hesabını verecek. Bu konu bu gece burada kapanacak ve sen de hiç kimseden hesap sormayacaksın Haluk. Tamam aşkım, sen nasıl istiyorsan öyle olsun ama konu kapandı yani, tamam? Biraz yalnız kalabilir miyim? Tamam, nasıl istiyorsan. Tamam, o zaman ben aşağıdayım, bana ihtiyacın olursa. Bir ararsan beni yani, tamam? Güneş Hanım, yatmak üzereyim. Yatarsınız Rana Hanım. Siz bizi istemiyorsunuz değil mi? Sanırım sinirlisiniz. İsterseniz sakinleşin, sabah konuşalım. Yok, ben sakinleşmek falan istemiyorum. Siz bizi istemiyorsunuz evet. Ama biz Haluk'la birbirimizi seviyoruz. Ne mutlu. Şimdi izin verirseniz... yatmak istiyorum. Ben bir saattir buradan çekip gitmeyi düşünüyorum. Kafamda uçak biletlerini aldım, eşyaları toparladım. Hatta kızlara bu durumu anlayabilecekleri bir dilde anlattım. Ama sonra dedim ki ben niye bunu kendi kendime yapıyorum ki? Ben size yanlış hiçbir şey yapmadım Rana Hanım. Haluk'la ikimiz de bu ilişkiyi yaşamak için sizden izin alacak değiliz. Birbirimize geri dönüş olmayan cümleler kurmayalım isterseniz. Bence kuralım. Ben gitmemeye karar verdim. Neden biliyor musunuz? Çünkü haklıyım. Sizden kaçmayacağım Rana Hanım. Öyle mi? Demek savaş ilan ediyorsunuz. Nasıl anlamak isterseniz. Hatta bunu yazılı bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Anlamadım. Evlilik sözleşmesi. Hemen imzalamak istiyorum. Hatta sabah ilk iş getirin imzalayacağım. Şimdi yatabilirsiniz Rana Hanım. İyi geceler.